Merhaba, iyi günler, iyi akşamlar. Bu videomuzda bir önceki videomuzda başladığımız kitabımıza devam edeceğiz. Farabi'nin öğretilerini bize anlatan Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun adlı kitaba devam ediyoruz. Şimdiden iyi dinlemeler, iyi izlemeler. Sürçülisan edersen şimdiden özür diliyorum. Sizden anlayış bekliyorum. Evet, görmek ve anlamak başlığında kalmıştık. Başlıyorum. Görmek ve anlamak. Fiziki gözlerimizle önümüzdeki şeyleri görebiliriz. Dünyayı izleyebiliriz. Gördüğümüz nesneler aslında ışığın bir yansımasıdır ama biz bunları bizim önümüzde yer alan şeyler zannederiz. Çoğunluk için gözlerle görülen şeyler gerçekliğin ta kendisidir. Başka bir gerçeklik aramazlar genelde. Bununla birlikte bazıları gördüğü şeylerin kalıcı olmadığını fark eder. Bazıları ise insanların kaybolduklarını, varlıkların kaybolduklarını anlar. Bu kayboluş neden sorusunu sordurabilir. Olan şeylerin bir zaman sonra olmadığını ve olamayacağını anlamak, hayatın gerçeklerini kavramaya atılan ilk adımdır. Hayatın görünenden ibaret olmadığını, bir de görünmeyen tarafı olduğunu anlamak, gerçek manada insan olabilmeye yaklaşmak demektir. Ancak görmek için büyük bir çaba sarf etmek gerekir. Çünkü gerçeği görebilmek için insanın önündeki engellerden kurtulması gerekir. İnsanların düşünceleri ve inançları gerçekleri görebilmek için bir engeldir. Öyle düşünce mi olur? Saçma sapan düşünme. Çok yanlış şeyler bunlar gibi genellemelerle gerçeğe ulaşmak pek de mümkün değildir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın insanlara sürekli vurgu yaptığı ve en önemli meselelerden biri düşünmektir. Bakara Suresi 242, 42. ayette "Aklınızı kullanıp düşünesiniz" diye Allah size ayetlerini açıklıyor denilirken En'am Suresi 50. ayette "De ki, hiç kör ile gören biri olur mu? Siz hiç düşünemez misiniz?" denilir. Üstelik Kur'an-ı Kerim'de düşünmek, sorgulamak, aklını kullanmak ile ilgili 70'e yakın ayet bulunmaktadır. Sadece bu ayetlerden bile yola çıktığımızda İslam ve felsefenin birbiriyle çok ilintili olduğunu görebilmemiz mümkündür. Farabi gibi akıllı bir insanın ise bu meselelerin üzerinde durup bizlere koskoca bir dünyayı felsefeyle açması bizim için çok büyük bir şanstır. Bazı insanların kılavuza ihtiyacı yoktur. Bazı insanların ise çok fazla vardır. Farabi ve İslam. Farabi'nin İslam'da çok özel bir yeri vardır. Ortaçağ İslam felsefesinin kurucusu olduğu göz önüne alırsak bunun nedenini de anlarız. Aristocu felsefeyi savunan Farabi, bilgiyi en ulu erdem olarak bilmiş, bunun yanına aklı koyarak onu da insanın en önemli yetisi saymıştır. Farabi'den önce de bazı felsefeciler İslam felsefesiyle ilgilenmiş, ancak tam anlamıyla bu felsefeyi kurmayı ve geliştirmeyi Farabi başarmıştır. Allah'ın varlığı hakkında Farabi'den önce tasavvufçular tam olarak dursa da, Farabi bununla ilgili daha açıklayıcı ve daha anlaşılır çalışmalar yaparak farklı bir akıl üzerinde durmuştur. Farabi Allah'ın varlığını şöyle açıklar. İlk varlık tüm varlıkların sebebidir ve şöyle devam eder. Hiçbir şey tesadüf üzerine değildir. Bu kainatta her şey birbiriyle ilintili, her şey birbiriyle hemhal üzerinedir. Her şey Allah'ın ilmi üzerinedir ve her şey ondandır. Sebepler için ilk sebep Yüce Allah'tır. İnsan kendi kendine ve sebepsiz bir şekilde var olmamıştır. İnsan tesadüfen oluşan bir varlık değildir. Her şeyi anlamak için Allah'ın varlığını anlayıp kabul etmemiz gerekir. Farabi, İslam inancı esaslarıyla Allah'ın varlığını en net ve tam açıklayan filozoftur. Onun derinlemesine araştırmaları ve yazdığı onlarca kitap, İslam dünyasına günümüzde tam anlamıyla hakim olabilseydi, İslam felsefesi günümüzde ihtişamını kaybetmezdi. Günümüzde ne yazık ki İslam coğrafyalarında felsefi akımlardan bahsedebilmemiz mümkün değildir. Farabi öncesi ve sonrasında
Yüzyıllar boyunca Batı karşısında baskın bir şekilde ilim merkezi olan Doğu, bugün ne yazık ki savaşların, bilgisizliğin ve yıkımın merkezi olmaya yüz tutmuştur. Farabi'nin yazmış olduğu yüzlerce eserden sadece 21 tanesi günümüze gelebilmiş ve diğerleri kaybolmuşsa da bu noktada bir ihmalkarlık ve vurdum duymazlık vardır elbette. Farabi'nin İslam ile olan ilişkisini anlayabilmemiz de birçok bakımdan önemlidir. Çünkü Farabi akıl üzerine inşa edilen bir İslam inancından bahseder. Daha önce bahsettiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de de fazlaca aklı kullanmak ve düşünmek üzerine ayetler vardır. İnananlar için bu vahyolunan bir gerçektir. Gerçek mutluluk için fazlalıkları bırakmayı bilmek gerekir. Hayatın anlamı nedir? Hayatın anlamı maddeye indirgenemeyecek kadar kutsal bir meseledir. Maddi nesneler insanı mutluluğa götürmez. Tam tersine bilakis derin bir mutsuzluk çukuruna sürükler. Yani yeni bir eşya insanda ilk başlarda suni bir mutluluk kaynağı yaratabilir. Ancak bu elbette gelip geçici olacaktır. Bunu idrak etmek gerçekten çok önemli. Mutlu olabilmemiz için ilk olarak yapmamız gereken şey, ihtiyaçlarımızın ne olduğunu belirlemek ve bunun dışında kalan her şeyin bize fayda ve zararını hesaplayarak en doğru yolu bulmaktır. Eğer fazlalıklardan kurtulduğumuzda huzurlu ve mutlu oluyorsak, neden onlardan kurtulmayalım? Neden kurtulmamız gereken şeylere kendimizi kaptırıp hem vaktimizi, hem paramızı, hem de enerjimizi harcayalım ki? Sonunda bize bir şey katmayacak olanın peşine neden takılalım? Şunu da bilmemiz gerekir ki fazlalıklar sadece vaktimizi harcamakla kalmayıp bizleri incitebilir. Çünkü bir şeye yüklediğimiz anlamın büyüklüğü o şey sizde olmadığı zaman büyük bir hayal kırıklığına da yol açacaktır. Ve madde insan ilişkisinde en önemli mesele de bu olabilir. Hayatın anlamını insana ıskalatacak şey sadece madde değildir. Bazı arzular da insana bunu ıskalatabilir. Özellikle sosyal medya çağı olarak tanımlayabileceğimiz bu dönemde bu arzulardan birisi hiç kuşkusuz beğenilme arzusudur. Beğenilmeyi, güç olmayı, bir noktada kendimize yer edinmeyi neden istiyoruz? İşte burada sormamız gereken soru tam da budur. Böylesine suni bir şeye neden ihtiyaç duyuyoruz? Bize bu noktaya iten nedir? Bunu gerçek sevgi eksikliğiyle açıklayabiliriz. Günümüzde en çok yozlaştırılan şeylerden birisi de şüphesiz sevgidir. Çünkü sevgi çağ itibariyle çıkarlar üzerine kurulan bir ilişki haline gelmiştir. Bunu toplumun her kesiminde görmemiz mümkündür. İnsan gerçek duygularını bir kenara atıp sahte duygulara anlam yükleyerek gerçekliği kaybediyor. Bir süre sonra kaybettiği gerçekliğin yerine tamamen sahte bir yanılsamanın içinde buluyor kendini. Bulunduğu bu yanılsamayı da gerçeklik zannetmeye başladığı an esas mesele ortaya çıkıyor. Bu sefer her yalana inanmaya başlıyor. Yalanlara inanmaya başlayan insan tehlikeli bir insandır. Kendisinden sonra gelecek nesli bile zehirleyebilir o insan. Çünkü o insan doğrularla yüzleştiğinde o doğruları açık ve yüksek bir sesle yalan diyebilir. Bizim günümüz toplumlarında yaşadığımız şey aslında tam olarak budur. İnsanlar birbirini sevmekle mükelleftir. Sevgisizlik bütün kötülüklerin temelidir. Farabi ve dostluk. Devam ediyorum. Farabi ve dostluk. İslam filozofları dostluk konusunda açıklık getirirken Aristo'nun eserinden çok fazla faydalanmışlardır. Farabi de Aristo'nun dostlukla ilgili düşüncelerinden yola çıkarak farklı bir dostluk anlayışı geliştirmiştir. Farabi iki çeşit dostluktan bahseder. Bunlardan ilki samimi ve çıkara dayanmayan dostluktur. Diğeri ise dost gibi görünendir. Özellikle Farabi bu ikinci kısmı anlatırken şöyle der. Dost gibi görünüp dostunuz olmayanlara güvenmeyin. Ancak onlarla ilişkinizi de koparmayın. Onlara iyi davranın.
Zira ileride gerçek bir dosta dönüşebilirler. Gördüğünüz üzere Farabi temel olarak insandan hiçbir zaman vazgeçme taraftarı değildir. Her insanın erdemli bir tarafı olabileceğini bizlere bu şekilde anlatmaktadır. İnsan dostlarından ibarettir. Farabi ne yaptı? Hava titreşimlerinden ibaret olan ses olayının ilk mantıklı izahını Farabi yapmıştır. Titreşimlerin dalga uzunluğuna göre azalıp çoğaldığını deneyler yaparak tespit eden Farabi, bu keşfiyle müzik aletlerinin yapımında gerekli olan kuralları bulmuştur. Birbirlerine yardım eden insanların olduğu bir toplum en mükemmel toplumdur. Anlamak ve aramak. Bir şeyi bulmak için önce onu anlamak, ardından da onu istemek gerekir. Eğer istediğiniz şeyi anlamıyorsanız, nereye giderseniz gidin aradığınızı asla bulamayacaksınız. İnsan kendi dışında olan dünyaya bakmak ve anlamakla mükellef olduğu kadar kendi içine de bakmak ve anlamakla mükelleftir. Bu dünyaya öylesine ya da tesadüfen gelen canlılar değiliz. Tabiata baktığımızda her şey muhteşem bir denge içinde ilerler. Biz de o dengenin bir parçasıyız. Ancak meşgul olduğumuz dış etkenler bizi öyle oyalamakta ki nasıl bir dengeye bağlı olduğumuzu göremiyoruz. Çünkü kendi dengesini kaybeden bir insanın bir şeyleri anlaması ve araması mümkün değildir. Peki, anlamak ve aramak nedir? Anlamak, içimizdeki gözleri keşfedip onunla görmek, her şeyi onunla tahlil edip kavramak demektir. İnsan gerçeğinin farkında olmalı. Gerçeğin farkında olan bir insanı kim kandırabilir ki? Biz görmekle ve aramakla hemhal olmalıyız. Farabi ömrü boyunca ilmi arayan bir insandı. Bu derin arzu onun iyi bir filozof, matematikçi, botanikçi olmasına sebep olmuştur. İşte aradığını bulmak tam anlamıyla budur. İnsanın ilk olarak yapması gereken şey neyi arayacağını bilmesidir. Bu çıkacağı yolun yarısıdır. Eğer aradığınız şey doğru değilse ne yaparsanız yapın eliniz bomboş kalacaktır. Bunun yanı sıra vaktiniz ve emeğiniz de heba olacaktır. Genellikle insan anlamadığı bir şeye ilk başta tepki gösterir. Bu yenilikler söz konusu olduğunda da böyledir. Ancak bir süre sonra anlamaya başlayıp kavrayınca yeniliğe de ayak uydurur. İnsan yapısı itibarıyla düzenin bozulmasını istemez. Bu da arayışın önünde ciddi bir engeldir. Şunu hiç unutmayalım ki kendi savaşımızdaki en büyük engel biziz. Ve kendi savaşını insan kendisine rağmen kazanabilmeli. İnsan kendi hakikatinin önünde bir engeldir. Kabullenmek ve yapmak. Yaşadığımız çağın içerisinde korku duymamız çok normal bir durum. Son yıllarda dünyada ve ülkemizde olup bitenler bizlerin enerjisini düşürüp ürkütmektedir. Bu ürkme kaygısal bir durumdur. İnsanın fıtratı gereği en büyük korkularından birisi de sevdiklerinin başına bir şey gelme korkusudur. Sonuçta hepimiz bu hızlıca akan hayatın bir parçasıyız ve insanın başına bir felaket gelmediği zaman diğer insanların yaşadığı felaketler de ona sahici gelmez. Aslında olup biten her şey son derece gerçek. Ve ne yazık ki duyduğumuz, gördüğümüz felaketlerin kendi başımıza gelmeyeceğini zannetmek de çok büyük bir ahmaklıktır. İşte bu durum kişinin gerçekten hayattan kopmasıyla ilgilidir. Hayattan ve gerçeklikten kopuyoruz. Ve bu kopuş başımıza farklı felaketlerin gelmesine zemin hazırlıyor. İnsanın kendisine olan bu duyarsızlığı sadece kendisini değil başka insanları da felakete sürükleyebilir. Bu yüzden hayata uyanık bir gözle bakmak, idrak etmek mühim bir meseledir. Biz hakikati yaşamaktan ciddi anlamda korkuyoruz. Ancak şu unutulmamalıdır ki, gerçeği ve korkuyu yaşamadan o korkunun ötesine geçemeyiz. İnsanın başındaki belaları def etmesinin en kısa yolu onu kabullenmektir. Kabullenmeyen insan çözüm üretemez, kabullenmeyen insan göremez, kabullenmeyen insan anlayamaz, kabullenmeyen insan gerçeğiyle karşılaşamaz. İlk önce kabullenmemiz şart. Her şeyi inkar ederek, yokmuş gibi davranarak mutluluğa ulaşılması imkansızdır. Sorunları görmezden gelmek her zaman büyük bir felakete sebep olmaktadır.
Bunun olmama ya da teğet geçme gibi bir imkanı yoktur. Aman bir şey olmaz mantığı sağlıklı bir insan mantığı değildir. Bu hastalıklı cahilce rahatlığa kapılmamak çok önemlidir. Kolay olanı doğrudur diye yapmak yerine gerçek doğruyu bulup zor da olsa onu yapabilmek için mücadele etmeliyiz. İnsan bir şeyi yapmaya kendini zorlamadıkça her zaman kolay olan neyse o yönde hareket eder. Farabi ne yaptı? Farabi insanı şöyle tanımlar. Alem büyük bir insandır ve küçük olan alem ve insan küçük alemdir. Farabi bu iki kavramı birleştirerek insan ahlakının temelinin bilgi olduğunu söyler. Akıl iyiyi kötüden ancak bilgiyle ayırır. İnsan için en yüksek erdem olan bilgi, insan beyninin çalışması sonucu elde edilemez. Çünkü tanrısaldır, doğuştandır. Bilimin ise üç kaynağı vardır. Akıl, duyu, nazar. Bilimler ikiye ayrılırlar. Nazari bilimler ve uygulamalı bilimler. Ahlak, siyaset, müzik, matematik uygulamalı bilimlere girer. Toplumda da öz bakımından ikiye ayrılırlar. Erdemli toplumlar da öz bakımından ikiye ayrılırlar. Erdemli toplumlar ve erdemsiz toplumlar. Bu toplumları yönetecek en kusursuz devlet ise bütün insanlığı kapsayan dünya devletidir. Sohbeti faydasız insanlardan uzak dur. Dünyayı güzelleştirmek. İnsanın dünyayı güzelleştirmek gibi bir gayesi vardır. Bunun yolu da ilk olarak insanın kendisini kurtarmasından geçer. Kendini anlamayan bir insanın diğer insanlar ve yaşadığı hayatı anlamayacağı gibi kendisini güzelleştiremeyen bir insan da çevresini ve yaşadığı dünyayı güzelleştiremez. Peki nedir bu insanın güzelliği? Yüz güzelliği değil tabii ki. İnsan ilim yoluna vakit ayırıp ahlakını da sağlamlaştırdığı zaman güzel insan olur. İlim ve ahlak bu ikisi birlikte olmadığı zaman o insanın kendisini ve çevresini geliştirmesi mümkün değildir. İnsan bildiklerini paylaşması, anlatması ve öğretmesiyle ilmin zekatıdır, zekatını verir. Dünya ilimle, ahlakla ve sevgiyle güzelleşebilir. Ancak bu mesele dünyevi hırsları ve dünya sevgisini ön plana koyanların yapabileceği bir şey değildir. Farabi ilim yolunda kendini uykudan ve yemekten men ederek yıllar boyu çalışmış, düşünmüş ve bulmuştur. En büyük Türk bilgininin hayatı bizler için muazzam bir örnektir. Farabi'ye göre insan önce Allah'ı bilmeli ve ardından da Allah'ın insanlara bahşettiği muhteşem ilimleri bilmelidir. Dünya ile etkileşimi üst düzey olan insanlar, bunlar bilgin dahi olsa, dünya ile fazla meşgul olarak dünyayı güzelleştireceklerini zannederler. Ancak bu ciddi derecede büyük bir yanılsamadır. Dikkat ederseniz bazı insanların tek icraatı konuşmak üzerinedir. Büyük bir olay olur, onlar konuşurlar. Ortada bir mesele vardır, onlar konuşurlar. Ancak ortaya hiçbir zaman bir çözüm koymazlar. Büyük bir laf kalabalığından öteye geçmezler. Bu yüzdendir belki de Farabi uzun konuşanı kısa dinleyin der. Dünyayı güzelleştirebilmek için ne olmamız gerekiyorsa mutlaka ve mutlaka o olmalıyız. Ancak biz dünyadan yola çıkarak insanı tanımaya çalıştığımız sürece başarılı olamayacağız. Dünya insanı tanımlamaz, insan dünyayı tanımlar. Allah'ın bizi yarattığı hali anlamamız gerekli. Farabi gibi bilginlerin en büyük özelliği ise buydu. Kendi öz hallerini anlayarak ilimlere ve buluşlara imza attılar. Kendi varlığımızı inkar ettiğimiz ve kabullenemediğimiz sürece dünya çirkin bir yer olmaya devam edecektir. Çünkü yaşadığımız gezegeni düzeltmek yine biz insanların elindedir. Bazıları uyanıkken de hiçbir şey görmez. Evet, bugün de kitabımıza burada ara verelim isterseniz. Aslında şöyle, bu kitaba uzun bir ara vermek durumundayım. Çünkü bu kitabın hani satışı şu anda devam ediyor. Yayın evinin hakları devam ediyor. Hani kitabın bu sayfadan sonrasını bazı konuları netleştirdikten sonra devam etmek istiyorum. İçimin biraz daha rahat etmesi adına. O yüzden bundan sonra eğer sizin de okumamı istediğiniz, sizinle paylaşmamı istediğiniz, bana eşlik etmek istediğiniz kitaplar olursa önerilerinize kesinlikle açığım. Bundan sonra farklı kitaplarla devam edeceğiz.
Umarım okumuş olduğum bu kitabı beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle paylaştığım ilk kitabım bu olmasını istedim. Eğer beni beklemek istemiyorsanız kitabı temin edip devamını okuyabilirsiniz. Ve yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Çok sevinirim. Bir sonraki kitabımızda en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Geri bildirimleriniz benim için çok önemli. Bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Umarım çok fazla hata yapmamışımdır. İyi günler, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.